Saatlerimiz 21'i göstermekte. A Haber ekranlarındayız. Memleket Meselesi programında gündemi değerlendireceğiz değerli yayın konuklarımızla birlikte. Son bir haftadır 8 gündür hem Türkiye hem de dünyanın gündeminde ortak bir madde var. Savaştan bahsedeceğiz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlatmış olduğu o savaş ve ardından gelen o karşılıklı açıklamalar. Tabii ki cephe noktasına da gideceğiz. Gelişmeleri alacağız. Sözü fazla uzatmayalım. Konuklarımızı tanıtarak hemen programımıza başlayalım. İstanbul stüdyomuzda değerli yayın konuklarımız var. Emekli Büyükelçi Sayın Fikret Özer, Sayın Özer yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emekli Tuğgeneral Doktor Özgür Tör, Sayın Tör yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Siyaset bilimci Doktor Kemal Olçar, Sayın Olçar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ve gazeteci Sayın Güngör Yavuz Aslan. Sayın Yavuz Aslan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Konuşacağımız çok fazla başlık var. Gözler o ikinci buluşmaya çevrilmişti. Acaba bir sonuç çıkabilir mi dedik ama o sonuç gelmedi. Ateşkes için bir anlaşma olmadı. İnsani koridorlar oluşturulacak. Nasıl oluşturulacak, nerelerden çıkılacak bu insani koridorlara konuşacağız. Ama öncelikle Kiev'e gitme zamanı. A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu bizi Kiev'de bekliyor. Emine kolaylıklar dilerim. Nasıl bir akşam geçiyor Kiev'de? Kiev'de bu akşamın oldukça hareketli olduğunu söyleyelim. Zira yaklaşık yarım saat önce Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bir görüntü paylaşıldı ve o görüntüde iddia şuydu ki artık Rus kara birlikleri Kiev topraklarına girdiler. Görüntünün nerede çekildiği ya da nerede olduğuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı ya da bir yalanlama da gelmedi şu an itibariyle ama artık Kiev'de hareketliliğin en üst seviyeye çıkmış olduğunu söyleyelim ki biz bugün de kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Kiev sokaklarında dolaştığımızda artık tedirginliğin, hareketliliğin daha yüksek bir seviyede olduğuna tanıklık ettik. Tabii bir yandan müzakere masası kuruldu, sonuç çıkacak mı diye beklendi ama masada bu konuşulurken yine sokaklar hareketliydi. Ardı ardına yine sirenler çaldı ve zaman zaman da patlama sesleri geldiğini hemen sizlerle paylaşalım. Şimdi Kiev sokaklarında bir sokağa çıkma yasağı var elbette. Sıkı yönetim sebebiyle akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı var ama artık bizim bulunduğumuz noktada da bariyerlerin gün geçtikçe daha fazla arttırıldığı bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Bunun yanı sıra tabii insani koridorlar nereden olacak? Tahliyeler için koridorlar nereden olacak? Bu da bir yandan merak konusu. Zira şu an itibariyle Kiev'in hemen hemen tüm noktalarında bombardımanlar devam ediyor. Zaman zaman da dediğim gibi bizler de bu sesleri duyabiliyoruz. Rusya Harkov'da Balaklayakıl'ı aldığını duyurdu, kontrolü ele geçirdiğini duyurdu birkaç saat önce. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım yine aynı zamanda. Onun dışında Çernihiv'e bir saldırı düzenlendi geçtiğimiz saat dilimlerinde. 9 sivilin o noktada hayatını kaybetmiş olduğunu da söyleyelim ki Harkov en şiddetli çatışmaların adresi, günlerdir bombardıman altında Harkov. Şu ana kadar 30'dan fazla sivilin öldüğü de Ukrayna tarafından açıklandı. Yine onun yarın sıra 300'e yakında yaralı var. Tabii müzakereler devam etti ama dediğimiz gibi çatışmalar da devam etti. Yine aynı şekilde Irpin üzerinde bugün bir Rusya'ya ait bir Su-35 savaş uçağı düşürüldü. Yine Gostomel Havalimanı günlerdir konuşulan bir noktaydı ki Rusya biliyorsunuz ki bir paraşütle bir indirme gerçekleştirmişti oraya. Uzun süren çatışmalar da bir Rusya'nın kontrolüne geçti Gostomel, bir Ukrayna tekrar kontrolü geri sağladı. An itibariyle artık Ukrayna Gostomel'i geri aldığını da bildirdi. Bunu da bir yeni gelişme olarak sizlerle paylaşalım. Tabii artık sokakların her bir noktasında barikatlar kurulmaya devam ediyor dedik. Araç ve tankların geçişini önlemek için siviller ve askerler beton bloklarla, demir bloklarla bariyerlerini kurmaya devam ediyorlar ki bir yandan da Kiev'in içine ulaşması muhtemel köprüler bir bir patlatılıyor. Yine Irpin yakınlarında bir köprünün patlatıldığı bilgisine sahiptik ama bunun yanı sıra bugün batıda bulunan Barisivka kentindeki bir köprünün de yine yıkılmış olduğunu, patlatılmış olduğunu söyleyelim Ukrayna ordusu tarafından. Tabii bir yandan tahliyeler de devam ediyor. Rusya siviller için müzakere masası kurulmadan önce zaten bir koridor
açacağını belirtmişti ki Vasilkiv'e yönlendirilecek siviller sanıyorum ki müzakere masasında konuşulan adreslerden bir tanesi de hiç şüphesiz bu olacak. Rusya ilk kez bugün bir açıklama yaptı. İlk kez kayıp sayısıyla ilgili bir bilgi verdi ki o da önemli bir gelişmeydi. Hiç şüphesiz Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise 9 bin Rus askerinin öldürüldüğü, 30'un üzerinde uçak, helikopter, yine 217 tank, top, araç, roket atarlar, gemiler ve İHA'ların imha edildiği söylendi. Yine aynı şekilde 11 hava savunma sisteminin de imha edilmiş olduğu açıklandı. Kiev bir yandan NATO'dan bugün önemli bir istekte bulundu. NATO'dan Ukrayna'nın nükleer tesislerinin üzerindeki hava sahasını kapatmasını istedi ki birkaç saat önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de aynı teklifi bir kez de canlı yayında dile getirdi. Tabii bunun yanı sıra Kiev, Çernihiv, Sumi, Nikolaev önemli hatlar. Bu hatların tutulması için defalarca hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından hem Savunma Bakanlığı tarafından da bu hatların önemine ilişkin defalarca açıklama yapılıyor ki bunun yanı sıra artık Ukrayna'ya sivil gönüllü savaşçıların da geldiğini biliyoruz ki an itibariyle 16 gönüllü savaşçı şu anda Ukrayna'da Ukrayna topraklarını savunmak için göreve başlamış durumda. Bir yandan Amerika'nın da silah desteği devam ediyor. Ukrayna'dan Ukrayna Stinger aldığını açıkladı ve o Stinger füzelerinin de yakın süre içinde Ukrayna'da olacağı bilgisini de yine sizlerle paylaşmış olalım. Tabii bir yandan tahliyeler devam ediyor. Artık neredeyse 9 binin üzerinde Türk tahliye edildi Ukrayna'dan. Onun yanı sıra 1 milyonun üzerinde de Ukraynalı topraklarını terk etti. Özellikle Polonya sınırına doğru göç etmeye başladılar. Her ne kadar sivillerin hedef alınmadığı söylense de dün Kiev'i hareketlendiren, bu saatlerde Kiev'i hareketlendiren bir gelişmeyi de bir kez daha hatırlatalım. Bir seyir füzesiyle saldırı düzenlenecekti ki hava savunma sistemi o seyir füzesini havada vurdu, imha etti. Ancak o füzeden düşen parçalar bir tren istasyonuna geldi. Merkez tren istasyonuna geldi ve tren istasyonunda da büyük hasar olduğunu söyleyelim. Yine bunun yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçu hakkında Rusya ile ilgili bir soruşturma başlattı. Yani artık her ne kadar müzakere masası kurulmuş da olsa Kiev'de, özellikle başkent Kiev'de, hedef Kiev'de hareketlilik devam ediyor diyelim ve Kiev'den sözü size bırakalım. A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu'na teşekkür ederiz. Bir yandan da o haritamızı da ekranlara getiriyoruz şu dakika itibariyle. Gelen resmi açıklamalara göre bakıldığında, en azından Rusya'dan yapılan açıklamalarda, Rus ordusu Ukrayna'nın %40'lık bir kısmını kontrol ettiği iddiası var. Ama diğer taraftan Ukrayna'dan gelen açıklamalara baktığımızda ise 9 bine yakın Rus askerinin de öldürüldüğü yine söylenen bilgiler arasında. Tabii karşılıklı açıklamalar var. Çok farklı açıklamalar da var ama bildiğimiz bir gerçek var ki siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor ve çatışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Ama öncelikle müzakereler, bugün acaba müzakerelerden bir sonuç çıkabilir mi dedik ama gelen son dakika bilgilerine baktığımızda o müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Bir başka yeni son dakika gelişmesini de hemen aktaralım, ardından konuklarımıza dönelim. Kısa bir süre önce Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus tankları Zaporojye nükleer tesisine girdiği ve nükleer tesisinin yakınında ateş açıldığı da gelen bilgiler arasında. Hemen gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la başlayalım. Müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Peki çıkması gerçekten bekleniyor muydu, olabilir miydi? Hayır, beklenmiyordu. Çünkü birinci müzakerelerde neyi müzakere edecekleri konusunda anlaşamadılar. Ukrayna tarafı açıkladı bunu. Bir tek insani koridor açıklaması çıktı. Rusya tarafı açıkladı. Bu da özellikle Rusya Federasyonu'na üçüncü ülke, ülkelerin kendi vatandaşları ile ilgili bir baskısı var. Çünkü Ukrayna'da çok ciddi uluslararası bir öğrenci var. Kapasitede Afrika'dan tutun da Çin ve Hindistan'a kadar. Onlar ülkeden çıkmakta sorun yaşadılar. Özellikle bu Harkov bölgesinde. Bizim bildiğimiz tren istasyonunda Türk vatandaşların da olduğu ciddi bir kitle 3 günden beri sıkışmış durumda. Şiddetli çatışmalar. Bu beklenen bir sonuçtu. Olumlu olan 3. tura tekrar görüşmeleri. Bu savaşsa da, savaş halinde de olsa iki ülkenin diplomatik olarak en azından sadece temasları müzakere, yani bütün ipleri kopardılar. Sahada çatışırken masada da işte Belarus'tan sonra Polonya sınırındaki görüşmeler. Şimdi 8. gününe geldiğimizde bizim gördüğümüz bu savaş devam edecek. Çünkü barış için ya da ateşkes için hem sahada hem masada bir ortam ya da bir diplomasi oluşmuş durumda değil.
Bir de ciddi bir uluslararası kamuoyuna tepki olmasına rağmen Rusya savaşı durduracağız. İşte bugün ben Putin'in konuşmasını da dinledim. Aslında Gökhan bugün ilginç bir şey oldu. Zelenski ilk defa bu savaş başlayırdan beri yayınladığı videolar dışında ilk defa kendi seçtiği yabancı medya görevleriyle bir canlı yayın yaptı. Nasıldı o? Verdiği mesaj nasıldı? Görüntüsü, yorgunluğu? Yorgun ama askeri üniformayla çıkıyor hala üzerinde. Yani bir savaşçı portresi çiziliyor. Daha çok Batı, benim gördüğüm gazetecileriyle söyleyeyim, Batı tribünlerine ya da Batı kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulunuyor. Silah yardım etmesini devam ediyor ve savaşacağız, direneceğiz diyor. Diyor ve bundan sonra ilginç bir şey oldu. Putin bir canlı yayın yaptı. Evet. Yani bir psikolojik harf, bir karşılıklı enformasyon var. Putin dedi ki biz Slavlarla aynı ırktanız. Şöyle var, yani bugün Lavrov'un, sen de mutlaka basın açıklamasını dinlemişsindir. Bu iki taraf diyor ki Ukrayna beni işgal ediyorsun, saldırıyorsun, vahşet yapıyorsun. Rusya da diyor ki asıl sen tehditsin, Batı yanlısı oldun, neonazi ve faşizan kontrolüne girdin. Hem Rusya Federasyonu hem Donbas, yani bağımsızlığını tanıdığı için Luhansk ve Donetsk'i, o halk cumhuriyetlerine tehditsin. Hani propaganda, ben diyor bunu sonlandırmaya geliyorum. Ama aslında bir savaş. Benim her zaman dediğim şey vardı. Suriye Savaşı küçük dünya savaşıydı. Vekaletler üzerinden gidiyordu. Ama bu Ukrayna Savaşı büyük dünya savaşı. Yani nükleer olmasa bile evrilebilir. Dönüşebilir mi bir dünya savaşı? Dönüşebilir. Dünya savaşı çıkmaz diye bir şey yok. Birinci Dünya Savaşı bir saatte çıktı. İkinci Dünya Savaşı Hitler verdi bir emre, bir günde Polonya'ya girdi Nazi ordulara. Yani dünyanın neye evrileceği bilmez. Örneğin Putin, benim hep biz geçen Özgür Bey'le de paylaştık. Donbas harekatı diye savaş emrini verdiğinde konuşmasında ne dedi? Dünyanın en güçlüsü Rusya dedi. En güçlülerinden biri demedi. En güçlüsü dedi. Number one. Ve üçüncü ülke buna karışırsa misillemede bulunurum dedi. Yani tehditle başladı. Zaten bu tehditten dolayı bu kadar yükseldi. Benim nacizane fikrim, Ukrayna Asperk, yani buzdağının görünen kısmı, Batı bloku, Amerika'nın başını çektiği NATO bloku, daha çok işte Amerika ve Avrupa ülkeleri, Rusya Federasyonu bütün hesaplarını 30 yıldır bitiremedikleri bütün hesaplaşmaları, bütün jeopolitikte, Asya Pasifik de var bunun içinde, Afrika'nın yeniden dizaynı da var, Orta Doğu'daki, Doğu Akdeniz'deki meselelere kadar Ukrayna üzerinden çözmeye çalışıyorlar. Ondan bitmiyor. Hani kolay kolay bitmeyecek o zaman. Tabii biraz, çünkü şöyle bir şey var. Başarılı ya da başarısız Ukrayna ordusu savaşıyor. Yani bu bizim bildiğimiz savaşlara da benzemiyor. Yani asker uzmanların daha iyi yorumlayacaktır. Bir de şöyle bir şey. Bütün Ukrayna'yı genel görüş, Rusya'nın işgal edip kontrol etmesi çok zor bir sosyoloji. Hı hı. 18 ve 60 yaş ülkeyi terk etmiyor. Çıkamıyor. Bir seferberlik var. Kentler direniyor. Yani işte 8 günde öyle, bunu Harkov'da gördük, başka bölgede gördük. Şöyle bir şey var, çok ilginç bir şey var. Çatışma olmayan yerlerde bile aynı ırktan bu insanlar, evet. Slav, Rus askerlerini engelliyorlar. Rus askerleri bazı yerlerde ateş ediyor, açıyor bizim videolarda. Bazı yerlerde de geri dönüyor. Yani alanın da bir sosyolojisi var. Zaten bugün üçüncü defa Putin bu Slav ve geçen de Ortodoks kardeşlerinden şey yaptı. Çünkü Ukrayna'nın Rusya kamuoyunda da karşılığı var. Yani içeride de karşılığı var. Ama Putin durmayacak. Çünkü iki tane hedefi var. Siyasi hedefi Zelenski'yi, onun diliyle neonazileri göndermek. Askeri hedefi de bir Doğu Ukrayna ve Güney hattında askeri egomanyası olan Donbas bölgesi gibi bir bölge oluşturmak. Biraz Odessa'da, belki Özgür Bey anlatır, Odessa'da temkinli gidiyorlar. Donanmayı gönderdiler. Evet. Odessa'yı birkaç defa bombaladılar ama daha çok Donbas hattından bu hattı, güney hattını birleştirerek bir Doğu Ukrayna oluşturmak ve Kiev'e etki oluşturmak. Şimdi onları konuşalım. Özgür Tör'le birlikte değerlendirelim.